Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çelikten gül köklendirme ile ilgili kısa bir video hazırlamak istedim sizler için. Bu şekilde gül çeliklerini alıp hazırladım arkadaşlar. Siz de bir budama makası yardımı ile gül çeliklerini koparabilirsiniz. Koparırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kısaca bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Özellikle şu, bakın şunlar göz kısımları. Bu göz kısımlarından en az 2 tane olması uygun olur. Bakın şurada 1, şöyle 2. Bu şekilde gül çeliklerini istediğiniz kadar alabilirsiniz. Gülden almış olduğumuz çelikleri kavanozun içerisine koyup suyun içerisinde 15 gün kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Kavanozun içerisine koyarken dik olarak koymaya dikkat edin. Yani yapraklar yukarı doğru gelmesi gerekiyor. Şöyle kavanozun içerisine koyuyorum ve burada suyun içerisinde bekleteceğim. Suyun içerisine köklendirmeyi hızlandırmak amacıyla aspirin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aspirin oldukça etkili bir köklendirici görevi görüyor. İçeriğindeki salisilik asit bitkilerde hormon vazifesi görerek bitkilerin hızlı bir şekilde köklenmesini sağlıyor. Bunu başka bitkilerde de denedim. Hepsinde de faydasını gördüğüm için yine gülde de aynı uygulamayı yaptım. Bununla ilgili kendiniz de araştırma yapabilirsiniz. Bu benim kendi bulduğum bir şey değil. Aspirin bitkilerde oldukça yaygın olarak kullanılıyor zaten. Bilinen bir şey. Şimdi bunu 15 gün kadar beklettikten sonra bakın şu şekilde oluyor. Bekletmiş olduğunuz gül çelikleri böyle filizler çıkmaya başlıyor. Bu aşamada köklenmesi mümkün değil arkadaşlar. Daha önceki videomda da yine bu kadar hızlı bir şekilde köklenir mi? Hani köklenme ihtimali yok, sadece filizlenmiş bu deniyor ama zaten gülün bu kadar hızlı bir sürede köklenmesi elbette ki mümkün değil. Sadece filizler çıkıyor ama filizlerin çıkması da bizim için yeterli dikmek açısından. Diktikten sonra toprakta köklenmesi devam edecek elbette ki. Şimdi bu hazırlamış olduğum çelikleri toprakla buluşturacağım. Toprakla ilgili şöyle bilgi vermek istiyorum. Bakın toprağa kum karıştırırsanız oldukça faydalı olur. Kumda bitkiler daha hızlı kökleniyor ama tabii ki normal deniz kumu değil bu. Deniz kumu tuzlu olduğu için köklenme oluşmayacaktır. Yine toprağa da ben aspirin koyacağım arkadaşlar. Aspirini toprağa nasıl koyabilirsiniz? İsterseniz çelikleri diktikten sonra suyun içerisine koymuş olduğunuz, eritmiş olduğunuz aspirini verebilirsiniz bitkinize. Ya da ezerek toprağına karıştırabilirsiniz. İki yöntem de uygundur. Şimdi dikerken çok fazla uğraşacağınız bir durum yok arkadaşlar. Bu şekilde koyup batıracaksınız ve biraz kenarlardan bastırıyoruz. Şöyle almış olduğumuz çelikleri. Ben özellikle ıspartı gülünü tercih ettim. Siz de farklı olanlardan istediğinizi böyle köklendirmek için dikebilirsiniz arkadaşlar. Bir miktar bastırıyoruz. Çok fazla sık dikmiyoruz arkadaşlar. Kökler çok fazla birbirine karışmaması için bu saksıya 4 tane yeterli olacaktır. Şimdi aspirini de verirken ben suyun içerisine karıştırdıktan sonra vereceğim. Siz de suyun içerisinde yine böyle verebilirsiniz. Bir tane aspirini bir miktar suyun içerisine atıp eriteceğim ve erittikten sonra bunu bitkilerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Dediğim gibi toprağına karıştırmanızda da herhangi bir problem olmaz. Yine etkili olan bir tavsiyem daha olacak sizlere. Aloe vera da oldukça etkili bir köklendirici. Aloe verayı kullanarak da yine bitkilerinizin daha hızlı köklenmesini sağlayabilirsiniz. Aloe verayı nasıl uygulamanız gerekiyor? Bununla ilgili de hatta kanalımda videolar mevcut. Ben aloe verayı sadece köklendirici olarak değil de bitki besini olarak bütün çiçeklerime kullanıyorum arkadaşlar. Yine aloe verayı da kullanarak bitkilerinizin daha hızlı köklenmesini ve gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde suyu veriyorum. Bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken sık sık sulamak. Çünkü sık sık sulamadığınız takdirde bu dikmiş olduklarınız tekrardan bu çıkmış olan filizler hemen kurumaya başlar. Bu aşamadan sonra toprak sürekli nemli kalmalı arkadaşlar. Gülü köklendirmede aslında çok bir şey yok. Gülü köklendirme oldukça kolay bir şey. Ama dikkat etmeniz gereken sadece dediğim gibi sulamaya dikkat etmek. Bu aşamadan sonra bitkinin en çok ihtiyacı olan şey sulama arkadaşlar. Sulamaya dikkat ederseniz, toprak kurudukça sulamayı yaparsanız
gelişimi sürekli devam eder ve köklenmeye başlar arkadaşlar. Biz bu şekilde sürekli köklendirip bahçeye dikiyoruz. Bir miktar büyüdükten sonra, artık kökleri oluştuktan sonra bahçeye alabilirsiniz. Ne zaman köklendirmek gerekiyor? Bununla ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. İklime göre biraz değişiklik göstermekle birlikte yine Şubat aylarında başlayabilir. Mayıs aylarına kadar, Mayıs 15'lere kadar köklendirmek için gülleri bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Çelikleri alırken de dikkat etmeniz gereken çok yeni olan çeliklerin olmaması arkadaşlar. Yani önceki yıllara ait çelikleri almanız gerekiyor ve dediğim gibi 2 tane en az gözünün olması gerekiyor. Tüm bunlara dikkat ederseniz, sulamayı ihmal etmezseniz gülü yetiştirmeme gibi bir ihtimal olmaz. Ayrıca bu vermiş olduğum aspirinli suyu ayda bir yapabilirsiniz. Ayda bir yaparsanız köklendirmesine daha çok destek olacaktır. Ama tekrar tekrar belirtiyorum, bu aşamada en çok dikkat etmeniz gereken sulama arkadaşlar. Çünkü bir gün bile toprak kurursa, ihmal ederseniz sulamayı, bu çıkmış olan gözlerin hepsi tekrar kuruyacaktır. Ve bitki suya ihtiyaç duyduğu için çelik de kurumaya başlar. O yüzden sulamayı kesinlikle ihmal etmeyin. Çok erken köklendirecek olursanız, Mart ayı içerisinde köklendirmek isterseniz de, soğuk iklimde özellikle yaşıyorsanız, geniş bir saksıya dikin, üzerine bir poşet veya üzerine bir pet şişe geçirebilirsiniz. Böylelikle daha hızlı bir şekilde sera etkisi göreceği için köklenme ve filizlenme daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Tüm bunlara dikkat ederek siz de bir çelikten kolaylıkla bir gül fidanı yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bana yorumlarda iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye, dönüş yapmaya çalışıyorum. Ayrıca Berilin Hünerleri Instagram hesabımdan da sorularınızı, fotoğraflarınızı bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımına dair yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.